bir şey neşinema kanununa tabi ise, büyüme ve gelişme, bu kemale erer, kemale doğru gider. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın zihayata vermiş olduğu değişkenliğin bir amacı olması lazım. Değiş aynı yerdesin. O zaman değişme israf olur. Dinleri değiştirmişse, peygamberleri değiştirmişse, Kur'an-ı Kerim ve İslamiyet'e hazırlık içindir. Kemale gidecek. Varlıkları değiştirmişse, içlerinde kemale doğru götürecek. Çekirdekten meyve, tohumdan sümbül. Bir de onların üzerinden teknolojinin ve medeniyetin kazanımlarıyla ortaya çıkan açılımlara bakın. İşte madem tekamül kanununa tabiyiz, bugün içerisinde bulunduğumuz, şahit olduğumuz meseleler Allah Celle Celaluhu bir kemal kanunu daha işletecek. Değişkenlik kemale götürüyor. Teknolojik çağ, bilgisayar çağı, değil mi? Her şey uzaktan kumandalı bir şekilde sevk ve idare edilecek. İşte bu da kemaldir. Bu da Cenab-ı Hakk'ın dünyaya koyduğu bir kanundur. Bu kanun ümmeti Muhammed'e nasip oluyor. Onların yetenekli insanların elleriyle ortaya koyduğu projeler insanlara kemalata götürecek. Maddi kemalat arkasından ahir zamanda gelecek. O mürşitlerin, o mehdilerin dokunmalarıyla, temaslarıyla da Allah nurunu manen tamamlayarak manevi kemalatın zirvesine de çıkacağız inşallah. Şu değişkenlik, şu kırılmalar ve dökülmeler kemalatta sınıf atlamanın bedelleridir. Eğer insanlar ve varlıklar, canlılar kıştan yaza geçecekse bir ilkbahar imtihanını yaşayacaktır. Yazdan da kışa geçenler sonbahar ara iklimini yaşayacaktır. Ara iklimler kırılmalı olur, dökülmeli olur, imtihanı ağır olur, zayiat bol olur. Kurtuldu mu o insanlar? Yaz mevsimini idrak ederler, kış mevsimini idrak ederler. İki mevsimde istikrarlıdır. Sorun tıp uzmanlarına. Hastalıklar en az istikrarlı mevsimlerde olur. Yani kışın ve yazın. Bahar mevsimlerinde hastalıklar çoktur. Karışık mevsimler olduğu için insanlar tahammül edemezler. İşte bu sebepten dolayı kader teknolojik çağa sınıf atlatıp insanların maddi ve manevi murada muhatap etmek için bizi bir hallaç gibi müthiş bir bahara tabi tuttu. Önümüzde bir yaz var. Koronada bu sınıf atlamanın tuzu biberi oldu. Allah ömür verirse 20 sene, 30 sene sonra gelecek nesil ve insanlar bu hastalığın zahiren çirkin yüzünün altında kaderin ileriye yönelik nasıl gizli ve sırlı hikmetlerin olduğunu anlayacaktır. Dönüp maziye baktığında bu kahharane, celalane tasarrufun altında cemalin tecelliyatını, rahmetin izini, yüzünü, özünü görüp müşahede edecektir. Yani bilgisayar çağı kemaline eriyor. Her şey dijital ortama intikal ediyor. Paralar bile, muameler bile bakın dikkat ederseniz insanlar oturduğu yerden iş yapacaklar. Nasıl oturduğun yerden çamaşırın yıkanıyor, oturduğun yerden hamurun yapılıyor, ekmeğin pişiriliyor. He? Fırında yemek yapılıyorsa oturduğun yerde para kazanıp oturduğun yerde davayı yayacaksın. Madde bu noktaya gelirse mananın buna eşlik etmesi lazım. Biz de elimizi çabuk tutarak, imkanlarımızı geliştirerek Allah'ın dünyayı hazırlamış olduğu bu ortama göre kendimizi dizayn edip hizmetlerimizi tanzim etmemiz icap eder arkadaşlar. Hadiselerin zahiri yüzüne bakmayın. Hakiki olarak Allah'ın gizlemiş olduğu gizli güzel yüzüne bakalım. Bugün canımızı yakan olaylar, canımızı sıkan olaylar belki gelecekte nesillerimizi, torunlarımızı sevindirecektir. Hadisata bu gözle bakalım. İnsan bile yapsa Allah'tan müsaadesiz yapmaz. Cenab-ı Hak insanları kullanarak dünyaya format atıyorsa bunun ileride rahmetin tecelliyatına denk geleceğini bilelim inşallah. Şunu dua edelim. Ya Rabbi, gelecek imkanı maddi ve manevi muradı bize pahalıya satma. Çok bedel ödetme. İmtihanımızı hafif geçir. Gelecek neslimize o nurlu ve
kemalli günleri nasip et diye dua edelim inşallah.